Sıradaki gönüllü 41 yaşındaki temizlik hastası Claire. Yılda 4 koca ayını 3 oda 1 salon evini temizlemeye harcıyor. Evde 5 çocuğuyla birlikte yaşıyor. Benim için temizlik hayatımın en önemli şeyi. Temizlik yapmak zorundayım. Sabah kalkınca aklıma gelen ilk şey temizlik yapmak olur. Gece gündüz günün her saati temizlik yapmak zorundayım. Açıkçası biraz takıntılı. Başkasının temizliğini beğenmez. Kendi yeniden temizler. Her şey düzenli olmak zorunda. Kendimi tutmaya çalışıyorum, temizlik yapmamaya çalışıyorum ama olmuyor. Yapmak zorundayım, silmek zorundayım. Halılarla başım her zaman dertte olmuştur çünkü süpürdüğüm yerlerde elektrik süpürgesinin izi kalıyor, halıda çizgi çizgi izler oluyor. Neyse ki artık ahşap zemine geçtim, temizliği daha kolay. Hayatını minibüs şoförlüğü yaparak kazanan Claire'in her türlü lekeye takıntısı olduğu için günde 3 kez buzdolabını cilalıyor. Hiçbir yüzeyde lekeye, parmak izlerine tahammül edemem. Çünkü daha bakar bakmaz belli olur. Claire'in temizlik takıntısı onu günde 8 saate kadar temizlik yapmaya zorluyor. Ve çocuklarının da buna ayak uydurmasını istiyor. Ben evime saygıyla yaklaşırım. Ve evimde kuralları ben koyarım. Bu botlar ne böyle, kaldırsan olmaz mıydı? Tamam, tamam, kaldırıyorum. Evet, şimdi oldu. Kurallar olmasaydı ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Linda'nın gönüllülerinden biri olan Claire bu takıntısının başkalarının evlerinde de anlamlı bir şekilde değerlendirilebileceğine inanıyor. Gerçekten dağınık ve kalabalık bir eve girdiğimde bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama eşyalara bakacağım ve her şey tertemiz olana kadar temizlemek isteyeceğim. Ben ciddi bir temizlik yapma ihtiyacı duyuyorum çünkü bence dağınık bir evin hiçbir özrü olmaz. Hiçbir özrü. Claire, Phil ve Suzy Higgs'e yardım edecek. Higgs ailesinin evi 5 yıldır adam akıllı temizlenmemiş. Merhaba. 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 Ben Claire. Ben de Phil. Memnun oldum. Ben de öyle. Phil ve Suzy, Güney Londra'da 5 çocukları ve bir çöp yığınıyla birlikte yaşıyor. Derli toplu bir evde oturmak çok güzel bir şey olsa gerek. Ben bilemiyorum çünkü hiç yaşamadım. Phil ve Suzy Higgs ve yaşları 5 ile 15 arasında değişen çocukları için ev sonunda büyük bir çöplüğe dönüşmüş. Şurada gördüğümüz bisiklet Joe'nun. Geçen Noel'de hediye olarak almıştık. Oracıkta öylece duruyor, kutusundan çıkarıldığı gibi. Bazen bu odayı veya mutfağı temizlemeye girişiyorum ama bir bakıyorum bir hafta içinde temizlikten önceki haline dönmüş. Suzy ve Phil'e göre temiz bir eve sahip olmalarının önünde çok büyük bir engel var. Doğrusu 5 çocukla derli toplu bir evde yaşanabileceğine inanmıyorum ama... Bence de olmaz, mümkün değil. Tabii hepsini bodruma kapatırsak başka. Tip 2 diyabet hastası olan Phil ve devamlı migren atakları geçiren Suzy sonunda bu durumdan bıkıp dışarıdan yardım istemeye karar vermişler. İkimizin de çok sağlıklı olmaması soruna tuz biber ekti. Ne evin ne de çocukların idaresini elimizde tutmaya enerjimiz var. Bazen utanıyorum çünkü insanların bizi kınadığını düşünüyorum. Ben de umursamadığımı söylüyorum ama bence herkes bir dereceye kadar umursar. Beni kaygılandırıyorum. Merhaba. Merhaba, ben Claire. Evinde dağınıklığa tahammülü olmayan 5 çocuk annesi Claire, Higgs'lere yardıma geldi. Ama aile vereceği öğütlerin ne kadarını dikkate alacak? İstersen buradan başlayalım. Gördüğün gibi burası yemek odamız. Çoğunlukla hep bu haldedir. Zamanla bu hale geldi ve... Peki artık Hayır, burayı yemek odası olarak kullanmıyoruz. Hayır, artık kullanmıyoruz. Hiç oturmuyor musunuz? Şundan sordum. Belki burada eşyalardan bazılarını aylardır, hatta yıllardır kullanmıyor olabilirsiniz. Mümkün öyledir. Olabilir mi? O zaman en doğrusu buradan alıp başka bir yere kaldırmak. Burayı da gösterelim. Oturma odamız. Muhtemelen evin en az kirli, en az dağınık odası burası. İşte bildik bir manzara. Yani çocuklar nedeniyle evde binlerce oyuncak var. Ben de dağınıklığı örtmek için bunu yapıyorum. Suzy görünce deliye dönüyor tabii ha. Bana göre şu anda toplu. Çünkü görmezsen rahatsız olmazsın. Peki ne sıklıkta temizlik yapıyorsun Suzy? Temizlik Phil'in göreviydi ama... Ne sıklıkta yapıyorsun Phil? Temizliğe alerjim var. Temizlik yapıyor musun? Burası Vicky'nin odası. Gördüğün gibi o da toplanmayı pek sevmiyor. Vay canına. Doğrusu biraz şaşırdım. Burası
Burası... Evet, evet. Bu evet. Evet, lafını sakınma. Söyle gitsin işte. İçimden hemen işe başlayıp bunlardan kurtulmak geliyor. O halde buradan başlıyoruz, öyle değil mi? Evet. Yukarıdaki odaları gezdikçe daha çok dağınıklıkla karşılaşıyoruz. Vay canına. Buranın aşağısı kadar dağınık ve kötü olduğunu söylemeyeceğim. Ama açıkçası öyle olmasına ramak kalmış. Bu kadar dağınıklığın ortasında olmak nasıl bir duygu? Çok sıkıntı verici. Sıkıntı verici. Öyle. Gerçek düşüncemi söyleyemedim. Bence orası... Hayır, söyleyemeyeceğim. Çok kötü. Bana göre cehennem. Odalar, kıyafetler, çöpler, her yerdeler. Orada istediğimi yapabilecek olsaydım bütün evin içini dışına çıkarır, sonra da sıfırdan başlardım. Kendi evinde gece gündüz temizlik yapan Claire, Güney Londra'daki Higgs'lerin evinde sadece bir odayı temizlemekle yetinmek istemiyor. Merhaba. Merhaba, günaydın. Günaydın, hoş geldin. Planı bütün evi tepeden tırnağa temizleyip düzenlemek. Önce yaşam alanlarından mı başlasak diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Evet, güzel. Tabii önce dağınıklığı toplayıp evi temizliğe hazır hale getirmeliyiz. Tamam. Sonra odalarda biraz yer açıldığında asıl temizliğe başlayabiliriz sanırım. Şimdilik plan bu. Burada olmaması gereken bir sürü şey çıkıyor. Orası benim köşem. Bu ıvır zıvır senin evet. mi yani? O anda ilgilenmek istemediğim şeyleri kanepenin o köşesine tıkarım. Burada hemen hemen her şeyden biraz var da ondan sordum. Evet, hatta yarım kalmış işler de orada olmalı. Üstelik biraz ıslanmış gibiler. Ayrıca burada bize ait olmayan bir kedi var. Anlamadım. Burada bize ait olmayan bir kedi var. Sahi mi? Size ait olmayan bir kedi mi var? Evet. Tanrım, içeride burada olmaması oradan. Gereken hayvanlar varmış. Neden şaşırmadım acaba? Ne yapıyor orada, oturuyor mu? Uyuyakalmış. Çık oradan. Yatmış uyuyor. Kanepenin arkasına saklanmış bir kedi var. Kanepenin altından da bir şeyler çıkar mı dersiniz? İşte bizim ev. Birkaç saat sonra yerdeki her şey kanepenin üstüne yığılıyor ve kaldırılmayı bekliyor. Bunu yapmak her seferinde bana zor geliyor. Şimdi bile içime fenalıklar geldi. Ben bununla uğraşamam. Onun yerine önce ortayı boşaltırım. Sonra gerisini düzgünce yapmak yerine bütün kitapları raflara tıkarım. Geri kalan her şeyi de kanepenin arkasına atarım. Özellikle şu böylece köşesine. Böylece gözüne görünmezler. Gözüme görünmezler, evet. Gözümün önünde olmayınca mesele kalmaz. Ama gözümün önünde olunca deliriyorum. Evet. Odanın dağınıklığı benim de sinirimi bozar. Ama ben boş vermem. Odayı öyle bırakmam ve toplarım. Toplamak zorundayım. Bir şey beni toplamaya zorlar. Temizliği, evin bu hale gelmesini beklemeden azar azar yapmak çok daha az sinir bozucu olur. Evet. Bugünkü gibi. Her şeyi bir anda yapmaktan daha kolay olur. Anlatabiliyor muyum? Claire kendi evinde her gün bir saatini yüzeylerin üstündeki lekelerle kahramanca savaşarak geçiriyor. En sinir olduğum şey televizyondaki lekelerdir. Bu parmaklarını o televizyondan uzak tut Phil. Higgs'lerin 13 yaşındaki ikizleri Sam ve Joe okuldan döndü. 5 çocuk annesi Claire kendi evinde çocuklarından onun temizlik düzenine ayak uydurmalarını bekler. Sizce odanız nasıl çocuklar? Biraz dağınık ama birçok yer kadar dağınık değil. O kadar değil. Peki daha toplu bir odanız olmasını istemez miydiniz? Pek değil, çünkü oda biraz dağınık olunca şimdi sana saçma gelecek ama aradıklarımı daha kolay buluyorum. Ne diyebilirim ki? Bence burada zor zamanlar geçirecek. Çünkü kimse dediğini yapmak istemeyecek. Sonra da herkes kaytarmaya başlayacak. Güney Londra'da temizlik hastası Claire, 3 gündür Higgs'lerin evini boşaltmakla ve temizlemekle uğraşıyor. Kendi evinde her gün bütün camları bir bir siliyor. İşte sinir bozucu bir şey daha. Şuna bakın, leke o kadar uzun zamandır burada ki. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın çıkmıyor. Çıkarmanın tek yolu var. Keskin bir şeyle kazımak ama o zaman da cam çizilir. Yani hiçbir anlamı yok. Ben bu lekeyle yaşayamazdım. Her gün göreceğime
Camı değiştirirdim. Alt katta Phil ve Suzy yaşları 4 ile 15 arasında değişen çocuklarını temizliğe dahil etmeye çalışıyor. Sam, bana mutfakta lazımsın. Hadi. Harriet. Ne var? Odandan çık. Ben şimdi gider onu çıkarırım. Hadi. Tamam. Baba dikkat et, bir yeri tamam, kıracaksın. Hadi. Tamam tamam, geri çekil. Bekar anne Claire'in çocukları ev işlerine yardım etmek ve annelerinin temizlik düzenine saygı duymak zorundalar. Yemeğin bitti mi canım? Evet. Bugün daha canla başla çalışacak mısın ha? Annen pek bir şey yapmadığını söylüyor. Gel hadi. İyi tamam. Vicky. Evet. Uyanık mısın? Evet. Gelip bana yardım etmek ister misin? Ne yapacağım? Fazla bir şey değil. Birlikte birkaç resim çerçevesini sileceğiz, o kadar. Hadi. Bekliyorum. Bence temizlik yapmak çok sıkıcı. Uyumayı tercih ederim. Kızların biraz daha çalışması lazım. Gelecekte işten kaytaracak birileri varsa onlar kızlar olacak. Kesinlikle kontrol altına alınmaları gerekiyor. Birazdan döneceğiz, tamam mı? Hoşçakalın. Çocuklar temizliği sahiplenmekte gönülsüz davranınca Claire temel ilkelerin saptanması gerektiğine karar veriyor. Hele Phil ve Suzy sağlık sorunlarıyla boğuşurken. Doğrusu bizi biraz uğraştırıyorlar. Evet. Belki de hayatın eğlenceli kısmına fazla vurgu yaptık. Yakın zaman önce kötü günler geçirdik. Bunu telafi etmek için eğlence kısmına biraz fazla önem vermiş olabiliriz. Belki de sorumluluklardan kaçmak kolayımıza geldi. Bunun sonucunda temizlik ve düzen her geçen gün daha geri plan atılır oldu. Bu durum katlanarak devam etti ve biz de baş edemedik. Bekar bir anne evet. olarak onlara karşı biraz katı olmak zorundayım. Evet. Çünkü onlarla bir düzen evet, kurmak zorundasınız. Öyle. Kesinlikle öyle. Aksi halde doğru. sizi parmaklarında doğru. oynatırlar. Erken yaştaki disiplinin uzun vadede çok faydasını görürsünüz. Mesela benim çocuklarım benim nasıl biri olduğumu görüyor. Bu bilgi şunu anlamalarını sağlayacak. Her şeyin belli bir düzende tutulmasının bir nedeni var. Evet, davranışlarında onlara evet, örnek oluyoruz. Evet, temelde öyle. Claire'in Hicks ailesiyle birlikte son günü. Evine dönmeden önce her yeri pırıl pırıl yapmaya kararlı olduğu için herkesi odasını temizlemeye zorluyor. 11 yaşındaki Vicky de dahil olmak üzere. Odanda bu kadar çöp olduğunu biliyor muydun Vicky? Pek değil. Ama hepsinin gittiğine seviniyorsundur herhalde, evet. öyle değil mi? Güzel. Evet. Temizlendiğine seviniyorum. Sonra çok eğlenceli daha bir iş olacak. Değil ama. İstersen dışarı bırak ve gel. Bir an önce bitmesini istiyorum. O yüzden de yapacağım. Claire'in tavsiyelerine uyan Phil, çocuklar konusunda işi daha sıkı tutuyor. Sam, Joe, hadi. Dinleyin. Bütün bu torbaları veya taşıyabildiğiniz kadarını çöp bidonuna atmanızı istiyorum, tamam mı? Tamam? Tamam. Sağ olun. Çocuklar işe katmak önemli. Yoksa odalarında oturur, akşama kadar oyun oynarlar. Böylece onlar da sorumluluk alması gerektiğini öğreniyorlar. Bu bizim olduğu kadar onların da çöpü. Burası bizim olduğu kadar onların da evi. O halde harekete geçip bir şeyler yapmaları lazım. Hem bir şeyler yapmak insana iyi geliyor. Sanki evin içinde ferah bir rüzgar esmiş gibi. Evin havasını değiştirdi. Evet. Akşam yaklaşırken ev, Suzy'nin kız kardeşi Sarah ve yakın arkadaşları Sam'in teftişine hazır. Claire ilk geldiğinde Higgs'lerin evinin her odası çöplükten farksızdı. Merhaba. 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 Girebilir miyiz? Evet. 3 gün önce yemek masası ıvır zıvırın altında gözden kaybolmuştu. Ah, aman tanrım. Gözlerime inanamıyorum. Her şey nereye gitti? Bütün yüzeyler toplu ve temiz. Ay, şuna bakın. Yemin ederim burayı hiç bu kadar toplu görmedim. Pırıl pırıl olmuş. 11 yaşındaki Vicky'nin odası çöp ve giysi dağları tarafından işgal edilmişti. Yatağın altını bile görebiliyorum. Harika, tebrik ederim. Her köşesine bir şeyler sıkıştırılmış olan oturma odası düzensiz ve pisti. Aa, ne kadar güzel olmuş. Sağ ol. Şu işe bakın siz. Meğer bu odanın hiç görmediğim yerleri varmış. Evet, biz de görmemiştik.
Bu deneyimi sen nasıl buldun? Başlangıçta çok zor olacak gibi görünüyordu ama sonra birdenbire herkes gayrete geldi. Ya. Hatta çocuklar bile bize yardım etti. Yani herkes katıldı öyle mi? Evet. Evet. Bu gerçekten harika. Bence bunu de. Görmek çok güzel. Üst kattaki çocuk odaları elbise ve oyuncak yığınlarının altında kaybolmuştu. Şahane. Gerçekten şahane. Müthiş, inanamıyorum. Evet. Artık gerçek bir aile evi olmuş, öyle değil Suzy'nin mi? Suzy'nin işi daha kolay. Bitti ya, çok mutluyum, evet. Bu süreçte hepimiz bir takım gibi çalıştık. Ve bence sonunda bir takım olduk. Dolayısıyla çok iyi sonuçlar aldık diye düşünüyorum. İtiraf edeyim, Phil ve Suzy beni bir hayli etkiledi. Tabii çocuklar da, çünkü hepsi gerçekten ellerinden geleni yaptı. Bence çok iyi iş çıkardılar ama evet, eve dönmek için sabırsızlanıyorum. Güzel, temiz.